Herkese yepyeni bir videodan daha merhaba. Bugün bambaşka bir çekle karşınızdayım ve bavul hazırlıyoruz. Ben Melis, hepiniz YouTube kanalıma da hoş geldiniz efendim. Yanımda kim var? Dık Hoca. Öncelikle dahil olduğun için thank you. Merhaba, ben Dık Hoca. Bu arada saat 1'e 17 geçiyor. Zaten Yusuf'u görebiliyorsunuz. Ayakta uyumak üzere. Ve bu sesimin katili de kendisi. Höpürdet bebeğim. Benim sesim hiç kısık zaten sanki. İyi de seni yüzemem bu adem. Dipdiriydim. Her neyse efendim, biz bu akşam denmez ona, gece 3'te Aliler bizi alıyor ve biz Diyarbakır'a gidiyoruz. Oradan da Mardin turu vesaire gibi bir şeyler yapacağız. Şimdi size bu bavulumuzda ne var ne yok onları göstermek istedim. Bavul hazırlığı videosu sözü verdiğim için gece yarısı da olsa çekmek istedim. Ve haydi o zaman başlayalım. Önce senin tarafını gösterelim. Sen göster, neler koydun? Bakalım. Ne göstereyim? İşte üst, baş, çorap. Şöyle Yusuf'unkileri göstereyim. 4 tane üst koymuş böyle. Lacivertimsi şeyler koymuş. Siyah miyah bir şeyler koymuş. 2 tane de pantolon koydun galiba. Evet, çıplak gitmeyeceğim için üstünde de birer parça olacak. Evet. Şimdi ben kendi tarafımı göstermek istiyorum. Seni zorla tutuyor gibi değilim değil mi? Hayır. Ayşe Teddy çoraplarımı sormuştunuz geçen videoda. Onlardan koydum. Kesinlikle hem çok sıcacık tutuyorlar hem de adların içine şahane oluyorlar. Diyarbakır'da da soracağım Teddy çorapları. Belki soracaklar. Belki benim bir tane takipçim Diyarbakırlı. Ne biliyorsun? Ben Teddy'lerden özür diliyorum. Sonrasında, şimdi biz otelin ne kadar sıcak ya da soğuk olduğunu kestiremedik. Daha doğrusu Yusuf kestirmiş gibi. Bir tane kısa kollu koydum yanıma, bir de uzun kollu koydum. Onlardan biri de bunu içeride yani otelde giymeli koydum. Sen galiba sadece kısa kollu koydun. Evet. Ya soğuksa? Altıma uzun koydum. Bu denge mi? Evet, bak mesela şu anda böyle. Anlıyorum. Bir yeri açıyorsun, bir yeri kapatıyorsun. Mesela bu... Mikrofon sende dursa olur mu? Sen ben konuşurken bana tut, kendi konuşurken mesela bu tut. Şeyde de öyledir biliyorsun. Hı. Modada da öyledir. Ne o? Mesela üstten çok dekolte veriyorsun, alttan çok vermemen gerekiyor falan böyle. Anladım. Sen şimdi üstten dekolte mi verdin yatarken? Orada üstten evet. Bulduğumuzda alttan veriyorum. Evet. Bu arada Yusuf gerçekten nedense böyle yaşıyor. Şu an altında şort var, görüyor musunuz? Ben uzağı da göremiyorum. Mesela kameranın ekranı bir tık küçük bence. Ya. Bak. Ha, göründü. Cibol cibol bir şey. Takipçilerim şok. Her neyse, lafı çok uzattım. Böyle pijama koyduk arkadaşlar. Pijamamızla niye ilgilenesiniz ki? Her şeyi tedi çoraplar için de düşünüyorum. Böyle iç çamaşırı koydum. Daha doğrusu orada giyerim diye atlet koydum. İzmir'de giymediğim için. Sonracığıma altıma ben bunu galiba şey diye koydum. Pijama diye böyle bir eşofman altı koydum. Ve bir de böyle eşofman üstü koydum. Ya bence orası soğuk olacak. Hiç Yusuf'un dediği gibi çıkacağını düşünmüyorum. Sonuçta konak gibi bir yer ya. Bizden fazla gece mi kaldı? Kaç gece kaldı sana? Neden? Bilmiyorum. Ya kısa kollu giyeceğim ya uzun kollu. Ya birinden bir fazlalık götürürüz. Evet. Çok sonracığıma şimdi kombinlerimi bir göstermek isterim ama nasıl göstersem bilemiyorum. 1.60 sorumsa. Bir tane Paris yazılı sweatshirt'ımı koydum. Ay. Çok iyi. Birazcık öte alır mısın? Diyarbakır, Güneydoğu, Paris. Neden olmasın? Bu sweatshirt'ımı çok beğeniyorum. Bunu ilave olarak koydum. Hani Joker olarak giyeceğim. Ha gayret. Şöyle bir hırka koydum. Bunu Zara'dan aldığımda size göstermiş miydim hiç hatırlamıyorum. Enteresan maceraların yaşandığı bir günde kendime böyle bir hırka almıştım. Nasıl maceraydı? Aman boşverin. Hiç unutmak istediğim bir maceraydı. İçine de krem rengi ceketimi götürdüğüm için krem rengi iç koydum. Böyle de uyum reisim yani. Sonra altıma böyle pantolonumsu tight gibi bir şey koydum. Rahat olur diye düşündüm. Bunların alışveriş videosunu hepsini göstermiştim. Ve benim üniformam diyebileceğim Zara tight pantolonumu koydum. Bence hem şık duruyor hem inanılmaz rahat. Ben bunları herhalde 3 tane falan aldım bugüne kadar. Yani Zara demiş ki, Melis'cim sen bunu giyersin demiş. Ben zaten Zara'nın saygılı bu kadar Zara giydiğini düşünmüyorum. Muhtemelen zengindir. Daha fazla başka bir şey giyiyordur. Çok
Çok yüz üstteki çekeyim seni. Ya ya. Ya yapma. Bir tane bunu yılbaşında giymiştim. O bakış ne? Bana da tutar mısın? O bakış ne? Bence kesinlikle aynı gün sayısı kadar kalmayacak. Hayır canım. İyi de ben hırkalı kombinler koydum. Sen hep tek parça, ben üşürüm diye hırkalı kombin koydum. Hırkalı kombin? Evet. Bunun bir özelliği var mı? Hani iki parça oluyor senin tek parçan, ben de iki parça oluyor. Her neyse, bu böyle bir gece dışarı çıkmak istiyoruz güzel bir yere diye ben bunu koydum. Eğer bir taraflarım donmazsa hedefim bunu giymek. Çok güzel duruyor bu arada. Eğer donarak can vermeyeceğimi düşünürsem giyeceğim. Bunu Allah var yedek diye koydum. Bir de size orada reels falan çekersem diye ilave bir parçam olsun. Çekersem falan diyorum. Tabii ki çekeceğim. İlave bir parçam olsun diye koydum. Bir de biraz sakarız, üstümüze bir şey dökeriz diye koydum. Keşke sen koysaydın ne yediğin üstünde. Yağlar, çörekler hepsini göreceğiz. Katılmıyorum buna. Bunu da, bu da bir hırka. Son gün işte dönüş günü o lacivert taytımın üzerine giyerim diye koydum. O kadar sıcacık tutuyor ki. İzmir için biraz fazla oluyor. Ama işte böyle günlerde hayat kurtarıyor. Sen bunu gün gün ayırdın. Evet. Bunu da döneceğimiz gün giyeceğim. Çünkü döneceğimiz gün şöyle tek kombin yapmak zorundayım. Diğer günler iki kombinle hayatımı devam edeceğim. Döneceğimiz gün tek kombin olduğu için hem şık hem sıcak tutacak hem de sportif bir şey oldu. Bu nasıl oldu bilmiyorum iki parçaya. Ya bunu şu velattır abiler. Ay içim şey oldu. Watch biri koka bu. Tam bir Özcan Deniz gibi içmedin mi? Onu kahve versiyonu. Ve böyle tüylü bir üst koydum. Bunu da şöyle düşündüm. Yarın giderken altıma eşofman giyiyorum. Üstüme yine normal bir sivet. Ama ben işte 12 saat önce aynı kombinle hiçbirimiz duramayacağım için. Sen de herhalde. Yarın giderken ben o takıldım. 3,5 saat sonra da uçak. İşte 3,5 saat sonraki uçakta giydiklerimle günün yarısına geleceğim. Otele vardığımızda kombinimi değiştirip üstüme bunu geçirmeyi planlıyorum. Yani ben yarın ve cuma günü iki kombin, işte cumartesi günü tek kombinle hayatıma devam ediyor olacağım. Kıyafetlerim bu kadar. Zaten topu topu iki gece kalacağız ama dolu dolu üç gün gibi. Ondan işte yeter diye düşünüyorum. Gün gün nasıl ayırıyor? Bu mikrofonu hiçbir yerine tutma. Bu çok ben etkili editte, bir mikrofon. Ben editte ne yapacağım? Çok etkili bir mikrofon. Aynen böyle tutuyorsun. Bak, bütün şeyi. Mesela Latif daha söylüyor buradan. Bütün stüdyo yankılanıyor. Yani öyle o bu mikrofon bu mikrofon mu ya? Evet. O da DJ bence. Hayır şunları yerine koyayım. Evet. Bismillah. Allah. Ya yapma Yusuf. Salak mısın Yusuf? Allah'ım yarabbim. Bu çıplak ayaklar ve kahveler ve Hindistan sokak lezzetleri gibi oldu da bildiğim. Şimdi bavulumuzun ikinci bölümüne geçiyoruz. Şöyle ki 3 gün için size fazla gelebilir. Görünce bana da fazla geliyor ama bavul çok büyük diye her şeyi kutusuyla koydum. Hani onun harici böyle ilave eşya olduğunu pek düşünmüyorum. İnşallah. 30 gün sınırınızı açmaya bir yerde düşünmem. Şimdi giderken ak terliklerimle gideceğim. Yanıma da aglotlarımı aldım. Bunu kutusuyla niye kutusuyla aldın? Ezilirse çok üzülürüm diye biraz pahalanmışlar. İşte malıma verdiğim kıymet değer ektedir. Mikrofonu o zaman sen bir kere bir komutan varmış. Öyle yani. Agları, agbotlarımı kutusuyla götürüyorum. Çok saçma bir hareket olabilir. Belki benim iç boş. Şöyle bende platform olan versiyonu var. Sen nasıl sıkacaktın? Aa sıkalım. Platform olan. Hatta sprey yanımıza alalım orada sıkarız. Şu an sıkmayacaksın yani. Buna sıkamam ben şu anda dışarıda yakın sıkarız. Platform olan versiyonunun bende ultra mini hali var. Çok çok memnunum. Bana geçenlerde sormuşsunuz. Çok sormuşsunuz diyorlar ya. Sormuyorsunuz. Sormuşsunuz. Çok memnunum. Fiyat olarak yüksekler. Ama seviyorsanız kesinlikle alınır diye düşünüyorum. Çünkü benim ayağım sıcacık tutan tek bot olabilir. Ben fabrikada çalışırken de orada çok üşüyordum. Yani İzmir'de olmasına rağmen fabrika ortamı çok çok soğuk oluyor. Bu tarz ürünler sadece sıcak tutuyor. Sen ne düşünüyorsun? Sen de al giyiyorsun. Ben de şöyle Air Max gördüm. Benim ailemde onu koyacaktım. hayır ben sana sordum ya. Sonra ilave... Air Max almaya karar verdin mi?
Yanım almıyor. Sen yanına atık almıyor musun bu arada? Yok, ben atık kullanmıyorum ki. Orada... 5 derece düşük buradan. Sanki o eski modlarla beraber şey, yarışa mı gidiyorsun? Ben garanti olsun diye ben de böyle bir Ankara zamanından kalma. İki gece bir gece kalmıyor. Atkıyı. Ankara zamanımdan kalma bir atkım vardı. Onu koydum. Aglarla da rengi hemen hemen aynı. Yani ihtiyacımız olur diye kullanacağım. Yani kullanmak istersek diye. Yanımda olsun dedim. Aklımda olacağına yanımda olsun efendim. Sonra gelelim. Şimdi ben giderken yanıma böyle kulaklık falan alacağım için bu yeni aldım. Tatlı mı tatlı çantaya sığamadım. Onun için Bonhur çantamı yanıma alacağım. Çünkü beyefendi de tüm eşyalarını bana vereceğini söylüyor. Evet. Öyle olunca da bu çanta biraz minik kaldı. Bunu ama orada yanımda gezerken çok pratik olacağını düşünüyorum. Yani otele gittiğimde çantamı değiştireceğim. Ama bunu yanıma bavula aldım. İçine de şöyle el kremi falan koydum. Eğer olur da limiti şey yaparsak diye. Bir de ilaçlarımı kızı koydum. Her şeyde çanta organizasyon desen var. Biliyorsunuz ki bu sesler. İlaçlarımızı koydum. Pastili mastili ihtiyacımız olursa diye. Arkadaşın lansuru var mide keti. Öyle yani. Sonra orada yakın ayna bulamazsam diye her seyahatimde yanımda götürdüm. Emektar yakın aynamı koydum. Işığı var ama şarj etmemişim. Orada ederim belki. Işıklı aynamı koydum. Devam edelim. Bana onları uzatıver be güzelim. Eğil kalk, eğil kalk. Böyle minik bir torbamız daha var. Bunun içerisi de komple şarj aleti ve kablo dolu. Umarım görebiliyorsunuzdur. Belki oraya koyacağız. Benim seninkini de buraya koyalım. Çünkü yanımıza kablo alamıyoruz diye anladım. Yani daha doğrusu şöyle içerisinde powerbank de var. Powerbank falan uçağa almıyorlarmış. Ben de garanti olsun dedim. Her şeyi buna koydum. Orada... Yani alsan ne yapacaksın aşkım ya? O da doğru yani powerbank yok sonuç olarak. İşte buna koydum. Bavulu açarsak diye hemen hani elime gelsin. Bunun içinden alırım diye düşündüm. Sonrasında size orada reels çekeceğim için böyle bende portatif bir ışık var. Umarım net görebiliyorsunuzdur. Şöyle yakından da göstereyim. Bu ışığım çok güzel. Hatta size göstereyim. Aydınlatmasını. Şöyle bir ışık. Şu an en sonda mı? Ha, en sonda değil işte. Şöyle bir ışığımız var. Çok güzel aydınlatıyor. Yani bir reels çekimi için gayet yeterli. YouTube için de hani hafif bir ışık istediğimde gayet yeterli oluyor. Bunu da yanıma aldım. Zaten minicik bir cihaz. Versene. Olmazsa olmazım kuru şampuanı aldım. Benim saç diplerimin hacmi çok hızlı kayboluyor. Yani az önce duştan çıktım. O mikrofonu az önce duştan çıktım ama yine de böyle birazcık saçımda falan oynuyorum da biraz hacimleri hızlı kayboluyor diye yanıma bundan aldım. Hem ben hem Yusuf bunu severek kullanıyoruz. Fırçalarım var, makyaj fırçalarım. Şöyle bir yine bir çantanın içine koydum, kliniğin çantası. İhtiyacım olabilecek her şeyi koydum. Muhtemelen fazlasını koydum. Rare Beauty aldığımı koymayacağım. Bir şey unuttum diyordum. Hemen onu koyacağım. Ve sadece Rare mi Beauty'ye? Rare. Şöyle bir kozmetik var. Bu biraz ağır olmuş. kozmetik ve saç bakımı ile ilgili bir çantamız var. İçerisinden birkaç ürün göstereceğim. Hepsini gösterirsem. Ben şampuan alıyorum. Şuna bak. Bu şampuan testleri var diye almadık. Belki Arap sabunuyla yıkarım diye. Birkaç tane ürün göstereyim. Hepsini gösterirsem video inanılmaz uzar. Mekin Fix Plus'ını küçük bir şeye koyacaktım. Koyamadım. Ondan sonra saç açıcı spreyim olmadan tabii ki bir şey yapamıyorum. Saçlarım açılmıyor. Sivilce önleyici kremim. Her gece sivilce önleyici krem mi? Evet. Her gece sürüyorum. Çok iyi geliyor. Senin de sivilcelerin çıkmış. Aktif görüyorum. Yanlarla barışıyorum. İstersen sürebiliriz. Bu marka gönderisi yeni geldi. Denedim, şu an yüzümde var. Çok hoşuma gitti. Yanıma da aldım. Sizle orada bir Reels'ta da gösteririm. Gerçekten beğendim. İçerik olarak çok beğendiğim bir üründü. Gönderince de çok mutlu oldum. Şimdi bu kadar... Şöyle söyleyeyim. Bu kadar şey koydum ve dedim ki şampuandan tasarruf ederim. Şampuan koymayalım. Yves Rocher'in tester şampuan ve saç kremini yanıma aldım. Moremo markasının uzun zamandır saç şampuanlarını, yani şampuanlarını denemek istiyorum. Onların testini bunu da yanıma aldım. Neresi kullanacağım? İstediğini. Moremo'nun saç yağı var. Çok güzel. Bunu yanıma aldım.
ihtiyacım olursa diye broşerim bir tane testir. Saç balmı var, yanıma aldım. Bu arada şöyle biraz fazla böyle testirlerken yanıma aldım. Hani ola ki seçil de bir şeyini unutmuş olur. Hemen vereyim yani. Arkadaşlık bunu gerektirir evet, diye. Orada market mağazada hiçbir şey yok. Şey yaptım. Sonrasında Kerastas'ın saç yağının minik boyu vardı. Bu çok seviyorum. Saçlarımı çok güzel parlatıyor. Bunu almak istedim. Artık Tugaritis bekle bizi. Şöyle bir yüz temizleme misal suyla pamuğunu bir ayrı şeye koydum, dökülürse içine dökülsün diye. Kulak çubuğumu koydum. Bunu set mi sen? Yok, bunu bir tane otelden çalmıştık. Neyse, böyle bir şey yapmazsın. Yani böyle makyaj malzemelerim, bir tane far paleti aldım. Hiç far paleti kullanmıyorum ama belki gece kullanırım diye yanıma almak istedim. Sonuçta far gece lazım. Rezo rezo rezo. Yani enişte çok eğlenceli diyorsunuz. Biz böyle kendi aramızda... Kapaks olsun size. Şöyle aydınlatıcılar aldım. Krem, toz. Yani bayağı bir şeyler aldım. Asla Chanel bronzerım olmadan bir seyahat. Yani, hayal bile demiyorum. Ama dediğim gibi en sevdiğim aldığımı almamışım. Rengi. Quatra'nın daha geçen gün size önerdim. İnanılmaz güzel. Hem içerik hem şey. Bir de yanıma bir tane zaten işte. Zaten nasıl bir çantası hiç içine inanılır bir şey. Hepsi inanılmaz. Çok sevdiğim toniklerden bir tanesi. I'm From'un ginseng toniği. Biraz büyük bir şişesi var diye küçük bir şeye koydum. Bu sen kullanın. Hiçbir şeyi almayayım diye bir şeye doldurmak. Bunu babam da sürekli yapıyor zaten. Bir de birbirine karıştırıyor. Ben birbirine karıştırmıyorum ki karıştırsam hakkım çünkü ben 4 yılımı verdim kimya mühendisi. Tamam babam herhangi bir yılını vermedi karıştırıyor işte. Onu bileceğiz. Mini boy vardı elimde bir tane yüz temizleyici aldım. Yani minik boyunu bulamadıklarımı büyük boy almış bulundum artık yapacak bir şey yok. Yani şunlar biraz büyük kaldı ama ihtiyacım var bunlara onun için aldım. Doldurmadınız işte bir kutuyu bir şeye. Yok öyle bir şey. Bir yudum kahve için. Ya şu kahve bardağının farkında mısınız? İnşallah gözüküyordur. Ben hiçbir şey görmüyorum. Sen görüyor musun? Görüyorum. Evet, kameramın çantasını yanıma aldım. Bu çok güzel. Aynı zamanda su geçirmez bir çanta. Bir de şey ya içine bölme bölme ya. Mesela minik aparatları da var. Onları kaybederim diye hep böyle çantasıyla taşıyorum. Mesela böyle DJ Osmo Pocket düşünüyorsanız işte küçük bir... Tripoda takmak için ekstra bir uzatması falan var. Tüyü var. Mikrofonun tüyü var. Ay burnum aktı. Neye bakıyorsun? Keşfediyorum. Keşfet. Çok güzel değil mi? Bak mesela şurada şey var. Lensi var geniş açı ama gerek duymadık hiç. Ondan sonra asıl şey varmış. Onu ben sonradan keşfettim. Nerede o? Ne o? Evet. Dedim ya bu göz göz çok iyi oluyor. Ben diğer türlü bunlar kaybolurdu. Mikrofonu eğer böyle hani içinize takıyorsunuz bu mıknatısıyla, içinize koyuyorsunuz, mikrofon buradan tutuyor. Dene bakayım. Mesela gel, şöyle yapalım. Bak, böyle duruyor. Kıskaç olmadan şekil al, göster herkese. Göster hünerlerini. Böyle durabiliyor yani gayet güzel. Tabii ki arkasında kıskacı var hani, çok önemli mi? Değil ama böyle kıskaçla işte dekolte verebiliyorsunuz şöyle yaptığınızda. O olmasın diye güzel düşünülmüş bir şey olduğunu ben düşünüyorum kendi ben adıma. Ben de çok güzel düşünüyorum. Baş sınımı kutuyla koydum arkadaşlar çünkü yerim vardı. Benim açıklama yok ya. Ya şöyle Dyson'a bir şey olacak diye korkuyorum ve bende taşıma çantası yok. İlave olarak da para verip almak istemedim. Nereye götürsem kutuyla. Ona yine ilave kilo parasını yok ya kilosunu aşmayız. 30 kilo ne alaka. İçerisine de kullanacağım başlıklarını koydum. Bir iri bukle başlığımız var. Fön tarağı böyle bir başlığı var. Genelde bununla saçımı kurutuyorum. Ondan sonra şu fön fırçası başlığıyla da hacim veriyorum. Çok güzel oluyor. Bir de yanıma kurutma başlığını almamış mıyım? Biz bu kahveye devireceğim. Kurutma başlığını koyacağım bir de. Kurutma başlığını almamış. Ve yanıma saçımı sadece Tangle Teaser'ın bu tarayla tarayabiliyorum. Diğerleri inanılmaz yoluyor. Şimdi neler eksikten şu valizde? Rare Beauty aldığım kesinlikle geliyor. Bir de kurutma. Allah'tan açıp bakmışım. Bir de benim Air Max'ler. Air Max'leri kendin koyarsın bebeğim. Bebeğim. Ve her şeyimi gösterdim zannediyorum. Hemen bu Dyson kutusunda koyalım. Umarım valizimiz
valiz hazırlamamızı keyifle izlemişsinizdir. Biz eğlendik, hazırlanmış hani. Biz çekerken çok eğlendik. Evet, hani böyle komedi filmlerine derler, biz çok güldük. Umarım siz de gülersiniz. Şaka bir yana biz gayet hani keyifle hazırladık değil mi bebeğim? Çok keyifliydim. Sen uykundan uyanıp geldin yanımıza, aramıza. Uyuyamadık bile. Son bir saatte uyuyacak mısın bebeğim? Evet. Çabana sağlık. Aramızda olduğun için teşekkürler. Rica ederim. Umarım Mardin vloglarımıza bol bol neşe katmaya devam edersin. Seni eğlenceli buluyorlar. Sağ olun. Sen kendini eğlenceli buluyor musun? Hayır. Ve kanala abone olmaları gerektiğini söylemek ister misin takipçi kankalarıma? Kanala abone olmaz gerek. Hani alır mısınız, sizi seviyoruz falan diyecektim. Ama bunu sen söylüyorsun. Benim tarzım. Anlıyorum. Yusuf'un tarzıyla olmayın arkadaşlar. Eğer ki beni seviyorsanız, içeriklerimi beğeniyorsanız, bu tarz çekmenin devamı gelsin Melis, izlemekten büyük keyif alıyoruz diyorsanız, lütfen kanala abone olmayı, içeriklerimi sevdiyseniz bir beğeni bırakıp yorum atmayı unutmayın diyorum. Bunlar benim motivasyon kaynağım. Değil mi hocam? Aynen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın. Kokulu kokulu. Teşekkürler yanında olduğun için. Afiyet olsun. Sağ ol ortak.